Merhaba. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Umarım her şey yolundadır. Bugün sizinle en çok gelen sorulardan birisiyle paylaşmak istiyorum. WST, Wineless Education Trust yani. Biri bana çok sorular geliyor ve nasıl geçileceğini soruyorlar. Çok kısa bir şekilde ben bu videoda size anlatmak istiyorum. Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Neler yapmanız gerekiyor? Hangi konulara bakmanız gerekiyor? Ayrıca size çok işinize yarayacak bir link paylaşacağım. Bu link sayesinde ücretsiz tamamen bu link sayesinde bir ve ötesi hatta iki hatta üçüncü seviye kadar ileri bir şekilde şarap bilgisine sahip olabilirsiniz. Net, kısa, anlaşılabilir bir şekilde. Bu paylaşacağım linkte Google'a şarap 101 yazdığınızda çıkacaktır. Hatta şöyle ekranda ben paylaşayım size ve göstereyim. Google'a şarap 101 yazdığınızda Somgastro yani benim kurmuş olduğum blog sayfasında burada görüyorsunuz. Şarap yapımından, şarap tarihine, bütün konulara bir level 1'dan başlıyor. Yani birinci seviyeden daha ötesine kadar da ilerleyebilirsiniz. Ama ben bu videoda benim hiç o kadar zamana ihtiyacım yok. Ben sadece level 1 yani birinci seviyeyi öğrenmek istiyorum. Hatta 2'yi bile almak istemiyorum diyen sevgili şarap severlere paylaşacağım. Nelere dikkat etmeliyiz? O konularda biraz size paylaşacağım. Onun için de tabii ki Wine and Spirit Education Trust'ın seviye birinci konusunun PDF'ini aldık. Ben ilk şaraba başladığımda kısaca anlatmak istiyorum. Birinci şarap sertifikam benim de birinci seviye. Wine and Spirit Education Trust'ı 2011 yılında aldım. Sonra 2012 yılında bir yıl sonra Amerika'da üçüncü seviye aldım. Ondan sonra hiç benim ilgi alanım olmadığı için Wine Education Trust'ı bir köşeye bıraktım ve tamamen Court of Master Sommelier'e yöneldim. Bu arada ilk defa bu videoda gören olan arkadaşlara söylüyorum. İsmim Alper. Master Sommelier öğrencisiyim. Somdigi, Somgas, şarap konularında dijital anlamda içerikler paylaşıyorum. Umarım içeriklerimde şarap öğrenmek istiyorsanız, daha detaylı konuları öğrenmek istiyorsanız somdigi.com'a girip üye olabilirsiniz ya da Somgastro'ya girip dilediğiniz gibi ücretsiz bir konuda bütün şarap konularına bakabilirsiniz ya da YouTube kanalıma abone olup ara sıra videolar paylaşmaya çalışıyorum. Tamamen size yardımcı olmak amacım burada YouTube kanalında neler size karşınıza çıkıyor. Sizden gelen sorular karşısında da devam ediyorum. Artık uzatmaya gerek yok. Başlayalım. Wine Education Trust birinci seviye görüyorsunuz. Sınava kayıt olduğunuzda böyle bunun Türkçesi gelecektir büyük ihtimalle. Ben Türkçesi yok bulamadım internetten. Bu İngilizceye bakıyorum. Introduction to Wine Education Trust Level 1 Award in Wines. Buna gerek yok. Burada size nasıl sınav geçtiğinizi söylüyor. 2'de başlıyor. 2'de ne demiş? Part of the grape, skin, palm. Evet arkadaşlar, ilk olarak Wine Education Trust üzümü tanesini ele alabilirsiniz. Burada şunu söylüyor. Skin yani derisinde kabuğundan gelen neler gelir onu arkadaşlar şöyle üzümü tek bir üzüm düşündüğünüz zaman üzümün kabuğu skin ya renk verir ya da tanen. Visete göre konuşuyorum burada. WST'ye göre konuşuyorum. Burada tanen ve renk verir olduğunu söylemiş. Renk şöyle verir. Her üzümü sıktığınızda şıra dediğimiz şey beyaz şıra akar. Bazı üzümler var dünya üzerinde. Tenturier grape deniliyor buna. Üzümü sıktığınızda üzümün rengi beyaz değil, kabuğundan olan kırmızı olur. Ama bunu bilmenize gerek yok. Her üzüm, yani asıl üzüm dediğimiz üzümler sıktığınızda üzümün rengi beyazdır. Kırmızı şarap yapmamızın sebebi ise sevgili dostlar kabuğundandır. Birazcık da onu anlatacağım. Bir de tanen söylemiş. Tanen de kabuktan gelen bir fenolik bileşendir. En kısa yani damağınızda hissedebilirsiniz bunu. Bu da kabuktan geldiği için daha çok kırmızılarda olur. Çünkü beyaz şarabı kabuklarıyla beraber yapmıyoruz. Kabuğunda yani tanen üzümün kabuğundan geldiğini söylüyor. Ve üzümün renginin de şarabın renginin de kabuğundan geldiğini söylüyor. Buradan bunu bilmemiz lazım. Not alalım. Palm içerisinde yani üzümün kabuk dışındaki içerisindeki etli kısmından neler gelir? Water, su, şeker. Kesinlikle evet şeker olmak zorunda. Ve asit. Bunlar fermantasyon sırasında şarabın en önemli bileşenleri. İçerisinden de bunu sorar. Yani size sınavda şunu sorabilirler. Aşağıdakilerden hangisi pump yani üzümün etli kısmından gelmeyebilir der. Şekeri verir.
suyu verir, asidi verir, bir de taneni koyar, koyabilir. Sonra siz burada taneni işaretlesiniz, yeterli olur. Yani büyük ihtimalle siz buradan bir tane, iki tane soru gelecektir size. Daha sonra ikinci gruba geçmiş. Yani grape growing. Burada çiçeklendirme, flowering çiçeklendirme diye, bilmiyorum tam Türkçesini, çiçeklendirme diye çevirebilirim. Üzümün olgunlaşma süresi. Her üzümün olgunlaşma süresi farklı olabilir. Bazı üzümler vardır ki erken olgunlaşır, bazıları vardır ki geç olgunlaşır. Bu geç olgunlaşma ile erken olgunlaşan üzümler arasında şeker, asit seviyesi değişebilir. Çünkü bu fotosentez dediğimiz güneşin exposure, yani güneş ışığının vermesiyle oluşan bir süreç. Yani güneş ışığını ne kadar çok alırsanız geç olgunlaşan üzümlerde şeker oranı o kadar çok olur. Eğer çok fazla güneş gelmiyorsa bu sefer ne o zaman olur? O zaman da asit fazla olur. Buradan da bunu sorabilirler diye düşünüyorum. Tabii kitaplarında daha fazla detay anlatabilirler ama siz olgunlaşmaya kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Hangi üzüm, birazdan öğreneceğimiz üzümleri de söyleyeceğim. Hangi üzüm acaba erken mi olgunlaşır, geç mi olgunlaşır diye sorabilirsiniz. Şarap 101'e de bakabilirsiniz. Orada daha detaylı söylüyorum. Yani burada odaklanmanız gereken bir üzümü öğrendiğinizde o üzümün muhakkak erken veya geç olgunlaşıp olgunlaşmadığına bakabilirsiniz. Bu da sizin birazcık daha hızlı öğrenmenizi sağlayabilir. Tabii üzümlerin erken ve geç olgunlaşmasının sebepleri sadece üzümün kendi karakteristik sebebi değil ayrıca. Bir de tabii ki iklim şartları var. Burada birinci seviye olduğu için çok fazla detaya girmeden iki tane ayırmışlar. Cool climate, yani soğuk iklim ve sıcak iklim. Evet, üzümler hem soğuk iklimde hem sıcak iklimde yetişebilir ama karakterleri ve aroma yapısı farklı olabilir. Eğer siz bir şarap bölgesi öğreniyorsanız ki bunu öğreneceksiniz, size birkaç tane şarap bölgesi vereceklerdir diye düşünüyorum. Burada o şarap bölgesinin acaba soğuk mu, sıcak iklim mi olduğunu sorabilirsiniz. Alkol tabii ki doğal oluşan bir element. Etanol, onu fermantasyon sırasında çok fazla girmiyorum detaya çünkü çok kısa tutmak istiyorum. Burada alkolün nasıl oluştuğunu öğrenmeye çalışabilirsiniz. Fermantasyona bakabilirsiniz. Ayrıca YouTube'a fermantasyon nedir diye yazdığınızda zaten ben 8 dakikalık sanırım 2 yıl önce oluşturduğum bir video var. Orada detaylı paylaştım. Ayrıca Şarap 101'e de bakabilirsiniz. Karbondioksit de fermantasyon sırasında alkolün oluşumundan dolayı ayrıca karbondioksitler de oluşur. Onu da söyleyeyim. Evet, burada birinci seviyede üzümün kabuğuna odaklanın. Üzümün kabuğunda şaraba neler verir, katıyor, ona bakabiliriz. Etli kısmı, palm içerisindeki üzümün kabuk hariç içerisindeki kısım neler katıyor, ona sorabilirler. Üzümün olgunlaşma, her üzüm farklı olgunlaşma süresi vardır. İklim, sıcak, cool climate olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra fermantasyona geçmişler. Fermantasyon en basit anlamıyla üzümün, yani üzüm suyunu, şırayı, Türkçe'de şıra olarak geçiyor, İngilizce'de must, doğal yolla alkole dönüşmesi sürecine biz fermantasyon diyoruz. Bunun oluşabilmesi için bazı elementlere ihtiyaç var. Şeker, ki üzümde bulunduğunu söylemiştik, ve maya. Maya da üzümde bulunur ama dışarıdan da eklenebilir. Ve bunun sonucunda alkolün oluşması ve karbondioksit oluşması. Bu kadar basit. Aşağıdakilerden hangisi fermantasyon sırasında oluşur diye sorabilirler. Flowering yaparlar, yani çiçeklendirme söyleyebilirler. Tamamen rastgele söylüyorum. Ama seçeneklerin arasında karbondioksit olur. Siz burada evet karbondioksit, yani köpük, bubbles diyebiliriz. Orada bunu söyleyebilirsiniz. Burada da onu da yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani 12 yıl oldu benim Wine Education Trust eğitimlerini almayalım. Tabii üçüncü seviye var ama dediğim gibi, yani benim anladığım daha çok Korto Mahsus Sommelier olduğu için ne sorarlar açıkçası tahmin edemiyorum. Ama aşağı yukarı bunların soracağını söyleyebilirim. Production of White Wines. Burada ne sormuşlar? Beyaz üzüm, siyah üzüm yapım tekniklerini sormuşlar. Bunu hızlı geçeceğim çünkü Şarap 101'de detaylıca anlatıyorum. Diploma seviyesinde anlatıyorum açık ve net söyleyeyim. Oradan bakabilirsiniz hızlı geçmek için. Şarap çeşitlerini yazmışlar. Beyaz, kırmızı ve roze.
Bu şarapların karakterleri şeker oranına bakabiliriz. Az önce dediğim gibi yani şeker oranı değişebilir iklimden göre. Bu yüzden de şarap tabağınızda şeker oranı farklı değiştirebiliriz. Ama %90 büyük ihtimalle siz sek şarap tatacaksınız. Asit seviyesi bazı şarapların asitesi daha yüksek olurken bazıları daha kısa olabilir. Bu her şey fotosentezle ilgili aslında. Yani ne kadar çok güneş görürse asit seviyesi azalır. Ne kadar az güneş görürse asit seviyesi yükselir. Bu da üzümün şarap yapımını etkiler. Taner seviyesi bir fenolik bileşenler, antosyaninler, işte kabuklar, detaya girmek istemiyorum. Kabuğundan gelen bir bileşen olduğunu söyleyebilirim. Damağınızda hissedersiniz bunu. Şarabın aromaları vardır. Meyvemsi aromaları vardır. Fıçı aromaları vardır. Bir de diğer aromalar söylemişti. Burada diğer de kastığı herhalde volatiller ama o kadar da çok detaya gireceğini düşünmüyorum. Acaba diğerden kastını tam olarak hangilerini koydu? Onu da bakmak lazım. Ben burada tam olarak kesin bir şey söylemek istemiyorum. Dediğim gibi 12 yıldır One Health Education Trust eğitim kurumuyla bir ilgim yok. Ona bir bakın isterseniz. Fruit, meyvemsi aromalar, fıçı aromaları olduğunu söyleyebiliriz. Ve üzümleri bilmeniz gerekiyor. %80 üzümler çıkacaktır diye düşünüyorum. Burada bilmeniz gereken üzümler Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, Riesling. Burada telaffuzlara birazcık dikkat edebilirsiniz. Telaffuzların Fransızca, Almanca hangi dilde olduğunda ben ayrıca Şarap 101'de sizinle paylaştım. Tamamen ücretsiz arkadaşlar. Yani sizin şarap öğrenmeniz için her şey. Hani kim burada şarap öğrenmek istiyorsa. Kırmızılarda bilmeniz gereken Cabernet Sauvignon, Merlot değil. Çok fazla duyabiliyorsunuz. Merlot, T'yi koymayın. Merlot, Pinot Noir, Syrah veya Shiraz. İkisi de aynı ama Syrah daha Fransızlar söylerken Shiraz'ı Avustralyalılar söylüyor. Fransızlar eski dünya şaraplarını daha çok gördüğünüzde etikette üzüm ismi görmezsiniz. O yüzden Sancerre, Chablis, Burgundy gibi şarap etiketlerini, bölgelerini bilmeniz ve o bölgeden gelen şarapları bilmeniz gerekiyor. Merak etmeyin, Şarap 101'de de ayrıca onları da paylaştım. Mesela şunu sorabilir, aşağıdakilerden hangisi Sancerre bölgesinin üzüm çeşididir diye bir sorabilir. Sancerre, Fransa'nın Loire bölgesinde gelen harika bir Sauvignon Blanc örneğidir. Gerçekten tam bir klasik şaraptır. Chablis, Chardonnay, Burgundy bölgesine aittir. Burgonya, dediğim gibi Burgonya Fransa bölgesine ait Bordeaux'da. Bir de Şampanya'yı da sorabilirler ayrıca. Beyazlarda devam ediyoruz. Beyazlarda Sauternes diye geçmiş burada. Sauternes aslında bir tatlı şarap. Neden böyle? Ama o kadar detaya girdiler bilmiyorum. Çok nadir yani 2-3 tane üretici Château de Kiem gibi eğer duyduysanız beyaz şarap üretiyor. Demek ki onu da yazmışlar. Sauternes'de beyaz şarap da var. Evet ama daha çok %90 tatlı şarap olarak bilinir. Rozeler de Weissenfandel'i yazmışlar. Roze şarap. Red, Beaujolais, Côte-du-Rhône, Chianti, Rioja, Château of the Pape, Sparkling de Prosecco, Cava. Bunların isimlerini ezberlemeniz lazım. Evet, Prosecco dediğiniz zaman Sparkling köpüklü şarap İtalya olduğunu söylemeniz gerekiyor. Fortifiye de güçlendirilmiş şarap. Yani fermantasyon sırasında veya fermantasyon sonrasında şaraba alkol eklenen şaraplara biz fortifiye diyoruz. Bir sonraki videomda da bunları daha detaylı anlatırım. Ama şimdilik arkadaşlar ben kısa tutmak istiyorum. Dediğim gibi bunları bir şarap terimlerini burada yazan şarap terimlerini bilmeniz gerekiyor. Merak etmeyin şarap 101'de hepsi var. Asıl üzümleri bilmemiz gerekiyor. Onlar soğuk iklimden mi, sıcak iklimden mi gelir? Onları bilmemiz gerekiyor. Kısaca başka da bakalım neler bilmemiz gerekiyor. Bakın bunlara daha sonra gireriz. Şimdi kafanızı karıştırmayın. Çünkü ilk defa şarapı öğrenmek istiyorsunuz. Birinci seviyedeyseniz. Şu arkadaşlar, şu dört var ya, şu gördüğünüz dört range. Sauternes, Beaujolais, Cotron, bunları Google'da, Songarso'da araştırabilirsiniz. Üzüm çeşitlerini araştırabilirsiniz. Eğer benim zamanım yok, gerçekten çok güvenilir kaynaklara, PDF'lere, aynı zamanda quiz yapayım, ben hızlıca öğrenin diyorsanız da Somdigi'ye kayıt olabilirsiniz. Orada başlangıç seviyesinden her şeye, bütün detaylarına kadar 23 modülde, pronunciation'larına kadar, telaffuzlarına kadar her şeyi öğretiyorum. Bu videolara devam edeceğim ama şimdilik kısa tutmam gerekiyor. Dediğim gibi tekrar Şarap 101'e bakabilirsiniz. Eğer daha fazlasını istiyorsanız da Somdigi'ye bekleriz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.